Mezarları kazan ve ölüleri mezara indiren bir mezarlık bekçisi vardı. Ancak Allah'tan korkmuyordu. İblisten daha şerli biriyle arkadaş olmuştu. Her gün mezarlıkta buluşuyorlar ve Allah'ın haram kıldığı içki gibi şeyleri içiyorlar, şans oyunları oynuyorlardı. Günlerden bir gün mezarlık bekçisi ve arkadaşı kabristanda birlikte içip oynarken çevrelerinde kim var kim yok bilmeden arkadaşı adama dedi ki, ''Ben senin gibi bekçi olsam çoktan zengin olmuştum.'' Bekçi, ''Ölülerden mi zengin olacağım?'' Akıl var, mantık var. Arkadaşı, sen mal mülkle dolu bir yerde çalışıyorsun ve zengin olacaksın. Bekçi sevindi. Arkadaşına, bana yol göstersene dedi. Arkadaşı, ne diyorsam dinle ve bana sakın itiraz etme. Öncelikle vicdanını öldürmelisin ve hiç kimseden korkmamalısın. Sonra helal haram ayırmayacaksın. Ben de seni zenginlerden bile daha zengin yapacağım. Bekçi ve arkadaşı haramlara giden yolun en çirkini ve en acımasızında yürümeye başladılar. Arkadaşı ona sihir ve büyü işleriyle geliyordu ve onları ölülerle beraber gömmesini istiyordu. Bekçi paranın gelişini hissetmeye başlamıştı. Gelen paraları da yine haram kılınan içkilere harcıyordu. Şeytan o ikisine tamamen hükmetmeye başlamıştı. Hatta bekçi mezarlıktaki vazifesini tamamen arkadaşına bırakmıştı. Arkadaşı da mezarlıkta gömülü olan genç kızlara musallat olmuştu. Onlarla fuhuş ediyordu. Bekçinin paradan başka umursadığı bir şey yoktu. Günlerden bir gün bekçi ve arkadaşı kabristandaydı. Arkadaşı ona, öyle bir şey yapacağız ki bizi ülkenin en zengin insanlarından biri yapacak. Bir ayda sayamayacağımız kadar çok para kazanacağız, dedi. Bekçi sevindi. Paraya olan tamağı gözünü kör etmişti, şeytan nefsine tamamen hakim olmuştu. Arkadaşına, haydi yolu göstersene, dedi. Arkadaşı ona, kabirdekilerle zina edebilmek için sana bir sürü para ödeyecek insanlar var, dedi. Bekçi ise, ben bunu asla yapmam. Bunu yapan sensin. Ben burada sadece ölüleri mezarlarına koyuyorum, dedi. Arkadaşı, senden zor bir şey istemiyorum ki. Zaten bu fuhuşu yapan insanlar, bu işi dirilerle değil ölülerle yapacaklar. Hepsi bu. Bekçi korktu. Bütün vücudu titredi. Bu işi kesinlikle reddetti. Arkadaşı, bu iş için sana binlerce lira öderler. Sunacağın ceset ne kadar genç ve güzel olursa kazanacağın para da o kadar artacak. Bekçi bunu düşündü. Bu kadar parayı başka türlü nasıl toplayabilirdi ki? Ve adamla anlaştı. Arkadaşına bir kadın defnedildiği zaman sana haber vereceğim. Sen de yanında ona istediğini yapacak bir adamla geleceksin. Ertesi gün bir kadın gömüldü ve bekçi hemen arkadaşını arayıp orada yeni gömülmüş bir kadın cesedi olduğunu haber verdi. Kimi istiyorsan getir dedi ve orada aklı hayale gelmeyecek en iğrenç ve çirkin haramlar işlendi. Bununla da yetinmediler ve bu en çirkin ve en iğrenç şeyi yapmaya devam ettiler. Bir gün gömmesi için bir ceset getirdiler. Getirdikleri kişi hastanenin bir çalışanıydı. Akrabalarından kimse de defni için gelmemişti. Bekçi sevindi. Sonunda o cenazeyle zina edecekti. Cesedi aldı, kabre indirdi ve ona bakmak için kefeni açtı. Hayatı boyunca gördüğü en güzel kadın karşısında duruyordu. Kendi kendine bu rezilliği yapacağım ilk kadın bu diye söylendi. Karanlık çöktü, gözler kapandı ve ortalık sakinleşti. Bekçi bir lamba aldı ve düşündüğü rezilliği yapmak için mezara indi. Arkadaşı da onunla birlikte sabahlara kadar içmek için yanına gelmişti. Adam kabristandan çıkan şiddetli bir ses duydu. Çok korktu ve korkunun şiddetinden hemen oradan uzaklaştı. Hemen bekçiyi aradı. İyi olup olmadığını kontrol etmek istiyordu. Ancak telefona cevap veren olmadı. Ertesi gün polis memurları geldi ve bekçinin arkadaşını gözaltına aldılar. Ve ona, sen bekçiyi en son telefonla arayan kişisin dediler. Onu alıp kabristana götürdüler. İnsanın tahammül edemeyeceği kadar ağır bir koku vardı. Mezarlığın bekçisini ölü bir beden olarak buldular. Onun cesedini, dünkü genç kızın tamamen soyulmuş cesedinin yanında buldular. Cesedi çarpılmış gibiydi. Sanki yanmış gibi kemiklerine kadar simsiyah gözüküyordu. Fakat genç kızın cesedi olduğu gibi duruyordu. Ona hiçbir şey olmamıştı. Allah'ım, bizleri nefislerimizin şerrinden koru. Allahu Teala en iyisini bilen, en yüce olandır.